Today, I want to talk about the past. I listened to music last night. I have listened to music. He has listened to music. Evet arkadaşlar, dili geçmiş zaman İngilizce'de biz de dili geçmiş zaman aynı. Yaptı, etti, söyledi, geldi, gitti, dıtı anlamına gelen ve fiilin sonuna gelen dili geçmiş zaman yani simple past tense, past simple ve present perfect olarak iki ayrılıyor. Neden? Türkçemizde sadece dili geçmiş zaman ve onlarda iki ayrı zaman arkadaşlar. Bir mantığı var, bir sebebi var. Bunu anlamıyorum, hep karıştırıyorum. Acaba simple past tense mi kullanacağım veya present perfect tense mi? Nedir bunların farkı diye birçok soru geliyor. Bunun üzerine videomuzu çekiyoruz. Peki Türkçemizde değişmiyor mu? Değişiyor. Neye göre değişiyor arkadaşlar? Fiildeki ünlü, ünsüz uyumuna göre. Yaptı, tı oluyor. Etti, ti oluyor. Geldi, di oluyor arkadaşlar. Bizde de aslında değişiyor. Ama onlar iki kategoriye ayrılmış. Birisi past simple. Baktığımız zaman burada öznelerimiz var. Bütün öznelerde arkadaşlar fiilimiz geliyor. Özne, fiil. İngilizce'de her zaman cümle yapısı özne, subject, verb, fiil ile geliyor arkadaşlar. Ve bakın fiilimizin sonuna ed ekleniyor. Sadece ed. Düzenli, kurallı cümle yapıyoruz. Düzensiz fiilleri şu anda girmiyoruz. Çünkü milyonlarca fiilimiz zaten düzenli arkadaşlar. Bakalım hemen inceleyelim hep beraber. Bütün özneler. I, you, we, they, Ali and Ahmet, he, she, it, Joseph. Bütün öznelerde simple past tense'in en çok sevilen tarafı zaten burası dili geçmiş zamanda. Sadece fiile id geliyor ve bütün öznelerde yani üçün tekil şahıs, he, she, it, o'ları ayırmıyoruz arkadaşlar. Bakalım hemen geniş inceleyelim sonra ayrıntıya gireceğiz hep beraber. Present perfect tense. Bu da bizdeki dili geçmiş zaman. Anlam olarak hiçbir farkı yok. Sadece teknik bir kural var arkadaşlar. Present perfect tense. Bakalım. I, you, we, they. Öznelerimiz bunlar. Ben, sen, biz, onlar. Have geliyor. Fiilimizin sonunda ed. They have, they have. They have diye artık okumayacağız. Ağzımız alışacak. Zamanla Amerikalılar, İngilizler nasıl konuşuyorsa they have listened demeyeceğiz. Ulama yapacağız. They have listened. They have listened the music. Gördüğünüz gibi iki cümlenin anlamı müzik dinledi, müzik dinledi. Peki farkı ne? Birazdan bu sorunun cevabı gelecek. Öznemiz değişti. Üçün tekil şahıs oldu. He, she, James isim yazdım bakın buraya. Veya a cat gördüğünüz gibi bir kedi yani bir hayvan veya bir cansız fark etmez. Orada da buradaki yardımcı fiilimiz have'den has'e dönüşecek olarak ve fiilimiz iyi değil arkadaşlar tekrar bitiyor. Bakın have listened the music. Peki farkı ne arkadaşlar? Farkı ne? İkisi de aynıysa, manası aynı, anlamı aynıysa neden iki ayrılmış? Birincisi arkadaşlar, past simple'ımız, geçmiş zamanımız zaman odaklı arkadaşlar. Zaman odaklı. Ne demek zaman odaklı? Dün gece net, belli, olayın geçmişte olduğu zaten belli ama olayın ne zaman gerçekleştiği ve kesin bittiği saat, tarih belli. Dün gece, dün, bu sabah, 2 hafta önce, 1 dakika önce veya 30 saniye önce ama net, belirgin. Yani past simple zamana mutlaka vurgu yapıyor ama present perfect ise olaya vurgu yapıyor. Olay gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Benim için önemli olan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi. Tam olarak zamanı dün, bu sabah olması önemli değil. Ben cümlede bakacağım, arayacağım. Eğer soru cümlesinde veya cevapta zaman zarfı dediğimiz net ifade yoksa burada gördüğünüz gibi simple past'ta hemen ben present perfect tense'im yani have ve has. Ne oldu? Sen bunu yaptın mı? Evet yaptım. Bu present perfect. Sen bunu dün yaptın mı? Yes. Evet. Ben bunu dün yaptım. Have you finished? Yes. I have finished this. Did you finish yesterday? I finished yesterday. Zaman varsa işte zaman tam olarak belirgin. Burada gördüğünüz gibi zaman zarfı net ise arkadaşlar dili geçmiş zamanda hemen past simple yani fiilimiz artı ed ama burada have ve has gelecek ve sonunda da mutlaka ed. Bunlar düzenli kurallı fiillerde. Düzensiz ve kuralsızlar olarak sonra girilebilir. Çok ayrıntı konular %95 cümle
böyle kurulur. Yani neymiş farkı? Eğer ben zaman görürsem hemen zaman net. Bir daha söylüyorum. I listen, you listen the music, we listen the music last night, yesterday, this morning, 2 weeks ago, a minute ago. Bakın zaman net, bariz. Ne zaman bittiği çok net. Ve gördüğünüz gibi past simple burada zaman odaklı değil, geçmiş zamanlı. Present perfect ise olay odaklı geçmiş zamanlı. What happened? Ne oldu? Ama eğer dersen dün akşam ne oldu? Dün akşam ne oldu? What did happen diye cümle kuracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Dün futbol oynadım cümlesinde. Dünü gördüğünüz zaman past simple. I played football yesterday. Ama biz arkadaşlarla futbol oynadık cümlesinde. Dünü aldım zaman zarfını. We have played the football. Umarım anlamışsınızdır. Dili geçmiş zaman, past simple zaman odaklı, zaman ayrıntılı bir şekilde, present perfect ise olay odaklı. Görüşmek üzere arkadaşlar.